Hepinize merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle çetele ve sıklık tablosunu nesne ve şekil grafiğini tekrar edeceğiz. Sevgili öğrencilerim öncelikle geçmiş zamanlarda öğrendiğimiz yani ikinci sınıfta öğrendiğimiz bilgilerimizi tekrar edelim. Bizler ne yapıyorduk? Verilerimizi topluyorduk. Bir sınıftaki kız veya erkek sayısı, giysilerimizin isim ve sayısı, en sevdiğimiz meyveler, oyuncaklar, kitaplarımızın türleri sayısı gibi bu tarz bilgilere bizler veri diyorduk. Topladığımız bu verileri, bilgilerdeki nesneleri ve sayıları da bir çizelge şeklinde yazdığımızda da tablo ortaya çıkıyordu. Bu şekilde örneğin giysileri, pantolon ve gömlek sayılarını karşısına sayısını yazarak bu şekilde tablolarda gösteriyorduk. Topladığımız bu bilgilerin çizgilerle ifade edilmesine çetele denir. Bunu da öğrenmiştik. Çetele tablosu oluştururken tek çizgi 1 oluyordu. 2 çizgi 2, 3 çizgi 3, 4 tane çizgi 4, 4 tane çizgiden sonra birleştiren 5'in çizgimizi çiziyor ve 5'i bu şekilde oluşturuyorduk. Çetele tablosu yaparken 5'erli bakın yukarıda gösterdiğim gibi gruplar oluşturacak şekilde yapıyorduk. Evet 5 tane oluyordu üzerine 6, 7, 8 bu şekilde bakın 5, 10, 11, 12 bu şekilde gösteriyorduk bunları ikinci sınıfla öğrendik. Sevgili gençler, bir sınıftaki 18 öğrenciye en sevdiği hayvanlar sorulmuş ve öğrencilerin cevapları aşağıdaki şekilde olmuş. 7 tanesi kedi, 5 tanesi köpek, 4 kişi kuşu, 2 kişi de tavşanı seviyoruz diye söylemiş. Bizler bakın bu verilenleri çetele tablosunda örnek olarak size verdim. En sevilen hayvanların çetele tablosu. Tablo yaparken bakın öncelikle istenen şeyler hayvanların isimlerini yazıyorduk. Daha sonra sayılarını çeteler, çizgilerle gösteriyordu. Bakın kedi kaç taneymiş? 7 kişi kediyi seviyormuş. Evet 5'li gruplar halinde bakın 5 tane çizgi. 6, 7. Köpeğimiz 5 kişiymiş. Bakın köpek karşısında 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet kuşumuz 4 kişi. 1, 2, 3, 4 tane çizgi. Evet tavşan da 2 tane olduğu için 2 tane çizgi çizerek bu şekilde çetele tablosu oluşturuyorduk. Bakın yan tarafta bir uyarımız var. Her tablomuza bir tane bakın bu şekilde isim veriyorduk. En sevilen hayvanlar çetele tablosu örneği gibi daha sonra tabloları yapıyorduk. Çetele tablosundaki çizgileri çizgiyle değil de sayıyla gösterdiğimizde ne olmuş oluyordu? Sıklık tablosu olmuş oluyordu. Az önceki örneği tekrar bu sefer çetele ile değil sıklık tablosu şeklinde göstereceğiz. Evet 7 tane kedi, 5 tane köpek, 4 kuş, 2 tane tavşan Az önce çetele ile göstermiştik. Bakın şimdi aynı hayvanları yazıp karşılarına 7 tane çizgi atmak yerine e, sayı ile yazıyoruz bakın. Köpeğin karşısına 5, kuşun karşısına 4, tavşanın karşısına 2. Bu şekilde sayı ile yazdığımızda ne olmuş oluyor? Sıklık tablosu. Çizgilerle yaptığımızda çetele tablosu oluyor. Yine bu tablomuza da başlık ve isim vermeyi unutmuyoruz. Evet sevgili gençler, Nesnelerin sayılarının resimlerle gösterildiği grafiklere nesne grafiği diyoruz. Bakın şimdi 3. sınıfların en sevdiği hayvanları buraya bakın sizlere <laughs> gösterdim. Yine bakın tablomuza ismimizi unutmadan verdim. Az önce çetele ve sıklık tablosunda olduğu gibi bakın hayvanları ne yapıyorum? Alt alta yazıyorum. Kedi, köpek, kuş, tavşan şeklinde bütün 3. sınıfların sevdiği hayvanları. Bakın bu sefer ne yaptım? Resimlerle, kedileri, kedilerle, köpeği, köpekle, kuşu, kuşla, tavşanı, tavşanlarla bu şekilde nesneleri resimlerle gösterdiğimde bu sefer buna nesne grafiği diyoruz. Çeteles tablosu, sıklık tablosunu öğrendik. Şimdi nesne grafiği. Evet verilen bilgileri ne yaptık? Nesneleri resimlerle gösterdik. Nesne grafiği oluşmuş oldu. Yine grafiğimize bakın ismimizi verdik. Bakın burada her nesne her şekil ne yapıyormuş? 3 tane kişiyi çocuğu gösteriyormuş. Evet, kedi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kedi. Evet 3'er tane olduğu için her biri 6 kere 3, 18 şeklinde nesne tablomuzu bu şekilde göstereceğiz. Bunların ayrıntılarını az sonra birlikte yapacağız. Biz şu an bakalım çeteleyi gördük çizgilerle, tablomuzu gördük sayılarla, nesne grafiğinde de bu şekilde resimlerle göstererek nesne grafiği yaptığımızı hatırlayalım. Verilerin uygun şekillerle grafiti göstermesine şekil grafiği diyeceğiz. Az önceki tabloda ne yapmıştık? Hayatın içerisinden olan resimlerle kedi, köpek, kuşları göstermiştik. Şimdi onların yerine ne yapıyorum? Bakın bir şekil veya evet sembol koyuyorum e, hayvanları göstermesi için. İşte biz de buna şekil grafiği diyoruz. Bakın kedi sevenleri evet her şekil yine iki kişi gösteriyor fakat ne yaptım? Kedi resimleri gibi hayatın içinde olan resimleri değil. Onun yerine bir sembolle veya şekilde şekillerle bu şekilde gösterdiğimde buna şekil grafiği diyoruz. Şekil ve nesne grafiğinin farkını sevgili gençler hayatın içinden olan resimlerle gösterdiğimizde nesne grafiği bu nesnelerin yerine bakın kedi, köpek, kuş, tavşan yerine resim göstermek yerine herhangi bir sembol ve şekli çizip bakın bu şekilde göstermeye de şekil grafiği diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim Çetele tablosu, sıklık tablosu, nesne grafiği ve şekil grafiğini gördük. Şimdi bu grafiklerle ilgili sorular nasıl çözülür ve bunların birbirlerine dönüşümleri nasıl yapılır bunları birlikte görelim. Burada size bir nesne grafiği verilmiş değil mi? Hayatın içinden olan bakın doktorla ilgili resimler, mimar, avukat, asker, polis ve terzi olmak isteyen kişilerle ilgili resimler verilmiş. Bizim nesne grafiğimiz 3. sınıfların olmak istediği, seçtiği meslekler. Bununla ilgili sorularımız var. Bakalım şimdi en çok hangi meslek seçilmiş diye bir sorumuz var. Sayıları tespit etmek için ne yapacağız? Bakın her şekil 3 kişiyi gösteriyormuş. Önce kaçar kişi olduklarını tespit edeceğiz. Doktor olmak isteyen 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Her şekil 3 kişi olduğu için 5 çarpı 3, 15 kişi doktor olmak istemiş. Bakıyorum mimar olmak isteyen kaç kişi var? 1, 2, 3, 4. Evet 4 çarpı 3 değil mi? Kaç oldu? 12 kişi mimar olmak istemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3. 18 kişi avukat olmak istemiş. 1, 2, 3. Evet 3 çarpı 3. 9 kişi asker olmak istemiş. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. Evet 4 çarpı 3. 12 kişi polis olmak istemiş. 1, 2, 3. 3 çarpı 3. 9 kişi de terzi olmak istemiş. Bu verileri elde ettikten sonra en çok hangi meslek seçilmiştir? Bakıyorum en çok 18. Bu da avukattır. En çok avukat seçilmiş. İkinci sorumuz en az hangi meslekler seçilmiş? Bakıyorum iki tane 9'um var en az olan değil mi? Birisi asker, diğer 9'un karşısında terzi var. En az ise asker ve terzi seçilmiştir. Polise bakalım. Polisimizin yanında kaç yazıyor? 12 kişi yazıyor. Evet polisi de 12 kişi seçmiştir sevgili öğrenci. Evet sevgili gençler. Şimdi nesne grafiğine bakarak evet çetele tablosu nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Grafiklerin dönüşümlerini anlamış olacağız. Az önce zaten nesne grafiğimiz üzerinde verilerimizi elde etmiştik. Kaç kişi hangi mesleği seçmiştir? Bakın mesleklerimizi yine yazdım. Çetele tablosunu biliyorsunuz çizgilerle ifade ediyorduk. Şimdi doktor olmak isteyen kaç kişi var? Evet bulmuştuk zaten 15 kişi. Çetele tablosunda sıklık çizgilerle ne yapıyorduk? çiziyorduk. Bakın 5'erli gruplar halinde. 15'i nasıl yazacağız? 5, 10, 15. Evet mimar olmak isteyen 12 kişi var. Hazır karşısında var. Nasıl yapıyorduk? 5, 10, 11, 12. Avukat olmak isteyen 18 kişi var. Evet 5, 10, 15, 16, 17, 18. Asker olmak isteyen 9 kişi var. 5, 6, 7, 8, 9. Polis olmak isteyen 12 kişi var. 5, 10, 11, 12. Terz olmak isteyen de 9 kişi var. 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde yapıyoruz. Evet aynı şekilde sıklık tablomuzda ne yapıyorduk? Çizgilerle olursa çetere tablosu, sıklık tablosunda sayılarla yazıyorduk. Bakıyorum şimdi. Evet doktorumuz karşı kişi 15 kişi. Evet terzimiz karşı kişi 12 kişi. Evet avukat 18 kişi. Bakın yazıyla bu şekilde yazıyorum. Asker 9 kişi zaten yanlarında var. Polisimiz bakın yazıyorum. 12 kişi. Terzimiz karşı kişi 9 kişi. Bakın buradan buraya direkt bu şekilde ne yapıyorum? Aktarıyorum. Bakın nesne grafiği sıklık tablosunda sadece bulduğumuz sayıları karşısına yazarak bu şekilde tablolar oluşturuyoruz. Evet sevgili gençler. Evet bizler Şekil grafiği oluştururken belki zorlanabiliriz. Onunla ilgili de bir tane örnek yapmak istedim. Ali'nin oyuncak arabalarından 8 tanesi yeşil, 6 tanesi sarı, 4 tanesi mavi ve 10 tanesi kırmızıdır. Ali'nin oyuncaklarının şekil grafiğinde gösterilmemiş. Şekil grafiğinde bizler ne yapıyorduk? Yine bakın verileri yazıyorduk. Oyuncaklarımız bir tarafta. Evet oyuncakların sayısı bir tarafa bu şekilde yapıp daha sonra ne yapıyorduk? oyuncakları temsilen yerlerine ne yapacağız? Şekiller koyacağız. Oyuncak kamyonları koyarak yan tarafa böyle sayılarla göstersek nesne grafiği olurdu. Şekil grafiğinde oyuncakları herhangi bir şekil ve sembolle simgeleyeceğiz. Evet ben size bakın simge olarak yıldızları koydum. Evet bakalım şimdi yeşil, sarı, mavi ve kırmızıları yerleştirdim. Her şekil iki kamyonu gösterdiği için bakın bir tane koyunca iki olacak. İki tane olunca dört, altı, sekiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yeşilleri örnek buraya yerleştirdim. Evet yeşillerimiz kaç taneydi? 8 taneydi bakın. 2 4 6 8 tane. Bakın ne var? Yıldızla bunları eee sembolledim. Daha sonra sarıya geliyorum. Sarı kaç taneydi? 6 tane. O zaman 2 4 6 buraya 3 tane şekil koyacağım. Evet 4 tane mavi var. 2 4 ne olacak? 2 tane koyacağım. Evet 10 tane de kırmızı var. Kırmızı ne olacak? 2 4 6 8 10 tane olunca 5 tane de bu şekilde evet kamyonları, kırmızıları simgeleyen şekil koymuş oldum. Nesne grafiği ile şekil grafiğimizin en büyük farkı evet kamyonları yerleştirip sayı yerine koymaktansa yerine bakın bir şekilde şekil veya sembollerle simgeliyoruz. Buna da dikkat edelim. Bu da bizim oluşturduğumuz şekil grafiğidir sevgili öğrenciler. Evet bugün göreceğimiz nesne ve şekil grafiği çetele ve sıklık tablosu bu kadar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.